Merhaba, bu videomuzda sizlere cari hesap işlemleri arama yakınlığından bahsedeceğim. Bunun için işlemler sekmesinden cari ve cari hesap işlemlerine tıklıyoruz. Giriş ekranımızı açmış bulunmaktayız. Bu ekran, KobiRP yazılımında her işlemde olduğu gibi arama yapacağımız alandır. Aynı zamanda alt alanda bulunan butonlar ile getirdiğimiz kayıtların raporlarına ulaşabileceğimiz alandır. İşlem listesi alanında bulunan kriterler, arama yapacağımız belgeleri filtrelemeye yarar. Müşteri alanından 3 noktalı butona tıklayarak cari hesap seçebilir ve seçtiğiniz cari hesaba ait borç alacak dekontlarını listeleyebilirsiniz. İşlem türü alanından borç veya alacak dekont seçeneklerinden birini seçerek ona uygun listeleme yapabilir. İşlem numarası alanından işlem numarasına göre arama yapmak istiyorsanız yan tarafında bulunan boş kutucuğa yazarak arama yapabilirsiniz. İşlem tipi alanındaki seçeneklerden birini seçerek o işlem tipindeki kayıtlara ulaşabilirsiniz. Başlangıç ve bitiş tarihi alanından bir başlangıç ve bitiş tarihi belirleyerek bul butonuna tıkladığımızda belirlediğiniz tarih aralığındaki kayıtlara ulaşabilirsiniz. Aranan tarih türü alanından işlem tarihine göre mi yoksa vade tarihine göre mi arama yapmak istediğinizin seçimini yapabilirsiniz. Son olarak bu alanda işlem şubesi kısmından 3 noktalı butona tıklayarak belirlediğiniz şube özelinde arama yapabilir ya da birden fazla şube için aynı anda arama yapabilirsiniz. Bu sayede şubeleriniz özelinde yapılan işlemlerin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Şimdi alt kısımda bulunan butonlardan bahsedelim. Öncelikle ekle butonu bizi işlem sekmesine taşır ve yeni bir borç alacak dekontu oluşturmaya yarar. Geri döndüğümüzde düzelt butonu ile seçtiğimiz kayıtlı işlemin düzeltmesini yapabiliriz. Ancak bu kısımda dikkat etmemiz gereken husus işlemin cari işlemler alanından yapılmış olması gerekmektedir. Örnek olarak bir banka işlemi seçtikten sonra düzelt butonuna tıklayalım. Yazılımımız bizi bu işlemin cari işlemlerden yapılmamış olduğunu ve banka işlemi olduğunu uyarısını vermektedir. İlgili işlemin düzeltmesini banka alanından sağlayabiliriz. Makbuz butonuna tıkladığımızda grafik Windows seçeneğini seçtikten sonra seçili işlemin cari hesap alacak dekontuna ulaşabilirsiniz. İşleme git butonu ile işlemin detayını görebilir, yazdır butonu ile cari işlemler listesi raporuna ulaşabilirsiniz. Listelenmiş işlemlerin rapordaki görünümü bu şekildedir. Sil butonu ile cari hesap işlemleri alanından yapmış olduğunuz işlemlerin kaydını silebilir, yedekle butonu ile işlemin yedeğini alabilirsiniz. Cari hesap işlemleri arama ekranı genel olarak bu şekildeydi.